Şarkıyı da böyle bitirmezsiniz ama ya. Merhaba chat, nasılsınız? Hoş geldiniz. Özellikle Ogeday kaybettim seniyle girmek istedim çünkü Malibu haftada aramızda yok. Tam olarak karşılığı değil belki ama bu şarkı hislerim. Aklıma bu geldi. Onunla analım dedim. Peki Mali'ye ne oldu derseniz, ufak bir problem yaşadık. Hatırlıyorsunuz geçen hafta Mali bir anısını anlatmıştı. Bvlgari gözlük beziyle alakalı. Bvlgari'den bir mail aldık. Mali'yi bize teslim edin ya da hukuki yaptırımlarımız olacak diye. Tazminatı ödeyemeyeceğimizi fark ettiğimiz zaman Mali'yi Bvlgari'nin Vietnam'daki fabrikasında günlüğü 60 centten çalışmaya gönderdik. Yaklaşık 1,5 sene kadar Mali orada çalışacak. Bu kötü haberi sizlerle paylaşmak istedim. Kalbimizdesin Mali. Ama gitmeden bize en azından bir demosunu bıraktı. Gün içinde dinleyeceğiz parçayı, merak etmeyin. Selam yeni gelenler, hoş geldiniz. Azıcık toplanalım. Klasik goygoyumuzu yapalım, başlayacağız. Mali umarım bir yerde izliyorsundur ya. Oy. Evet, Mali'nin Bvlgari isimli parçasının demosunu dinleyeceğiz. 4 satırlık bir verse ve bir nakarattan ibaret şu an ama devam edeceğiz. Bugün ne var? Oyun mu, video mu? Abi bizim cuma günleri haftalık yayınımız var. Konseptimizin adı o. Perşembe gecesi diye bir olay var biliyorsunuz. Her hafta parçalar perşembe gecesi teslim ediliyor. Biz de bu yayınlarda çıkmış parçalara göz atıyoruz. Bu hafta çıkmış parçalara göz atıyoruz. Soranlar olmuş. Parça Ogeday... Kafam gitti. Neydi adı? Ha, kaybettim seni. Ogeday kaybettim seni. Evet, bugün yine fazla parça çıkmadı bu hafta geçen haftalara kıyasla. Onun için yine biraz nette geçelim abi, geldi direkt, konuşamadım. Onun için bugün yine biraz nette batağına düşeriz herhalde. Eğleniyoruz nasıl olsa. Abi ben demo mu alsam, onu da değerlendirebilir misin? Tabii ki ama direkt link atamıyorsun. O yüzden moderatörlerimizden birine fısıltıdan linkini verirsen onlar chat'e yapıştırırlar linki, ben o şekilde alırım. Bu arada 2 ya da 3 tane dinleyici demomuz da var bugün. Siz anlatın bakalım, siz neler yapıyorsunuz? Haftanız nasıl geçti? Hazır mıyız yayına? Sizi azıcık bekletiyorum. Bir iki parça ekleyeceğim çünkü. Sizden gelenler kısmını yine amatörlük yaptık. Birkaç tanesini unuttum. Onları da alıyorum buraya. Ve chat'e döneceğim şimdi. Döndüm. Bir transfer olmasa iyiydi be abi. Ama dur bakalım. Neyse, indirdim ben, sorun yok. Bir transferden de indirdim. Abi Okan'a yazmayı unuttum, doğru. Discord'dan yazar gerçi, görürse ya, yani çıkıyordur illaki. Zarri çok teşekkür ederim. Şiir'in albüm var. Şiir'in albümünden zaten ilk iki parçayı geçen hafta dinlemiştik. Bu hafta bir parça daha aldım. Motive'nin albüm var, evet. Neler var listemizde, size biraz sayayım. Hazel var. Flawart'ın Tsunami projesi var. Hidra ve Şah var. Hani bildiğiniz isimler bazında. Neokastro ve Yiğit Taşçıların yeni işi var. İhtiyar'ın yeni işi var. Zeus'un yeni işi var. Medusa'nın yeni işi var. Toprak Kardeşler var gibi gibi. Hala yaşıyormuş virüsüm ya. Mamiz hiç sorun yok. Biraz parçaları dinleyelim. Karışık gideriz. En sona bırakmam, merak etme, ama dinleyeceğiz mutlaka. Hiç problem yok. Ama baştan ilk kez bugün gelenler için ufak bir uyarı yapayım. Şey yapmıyoruz. Hani bilindik daha önce çıkmış parçaları değil. Ya sizin demolarınızı ya da bu hafta çıkmış parçalara bakıyoruz bu yayında. Hani örnek veriyorum. Abi neyin var ki açar mısın gibi bir istek almıyoruz yani. Klip yok mu okey? Ama herhalde takım elbiseyle kaydetmişlerdir. Discord soruna cevap geldi mi? Abi ben Discord'u açmadım şu anlık. Parçalara bakarken açarım arka taraftan. Bakacağım ona da. Abi Baho, biraz bu haftada düşeriz netliğe batağına ya. Hatta ufak ufak bir şeyle başlayalım. Yabancı bir parçayla başlayacağız. Karyo, Gabo, Eldela Commission'ın Drilo parçası. Bu parçayı alma sebebim Yiğit'i Furkan Karakalış'ınmış. Bir onunla bakalım, hani lirikleri değil en azından Furkan'ın beatini yorumlarız diye düşündüm. Size de sıkıntı yoksa. Miraç hoş geldin. O zaman ilk parçamız Karyo, Gabo, Eldela Commission, Diren. Evet. Parçaya geç kararı çıktı. Dur azıcık ilerleteyim de ban yemeyelim. Hah. Denk gelmesi. Neyse. Yani siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama yani burada zaten lirikleri vesaire yorumlamayacağız. Çünkü Furkan'ın beat'i var diye İspanyolca bir parça açtık ama galiba İspanya'nın net DS'ini bulduk. Fena bir beat değil ama kafa sallatıyor. Hakkını teslim edeyim Furkan'a. Sadece bakalım istedim açıkçası. Buna bir yorum yapmayacağız yani çünkü bir şey anlamıyoruz parçadan. Dil bilmediğimiz için, cahil olduğumuz için falan. Of ben bugün iyi değilim, yine başım ağrıyor. Şundan bir yudum alayım da. O zaman normal listemize geri dönüyorum. O zaman ilk parçamız. Onsra ve Sanchez, Bana Gel. Selamlar Furkan, geçiyoruz merak etme. Zaten geç karar çıktığı anda geçiyoruz ama geçen hafta erken geçtik. Parçadaki iyi bir arkadaşı dinleyemediğimiz için en azından parçada 1-2 kişi varsa hepsinin verse'lerine bir kısa bakıp öyle geçiyoruz. Geç karar çıktığı zaman artık. Arabesk dancehall. Güzel tanım. Çok kötü parça. Her şeyle çok kötü parça yani. Şahinler'de çalsın diye yapılmış ama muhtemelen Şahinler'de de çalmayacak ya. Üzgünüm Onsra ve Sanchez. Hani beğenmedim. Siz ne diyorsunuz chat? Mali olmayınca böyle gidelim. Ya da hani Mali'ye de yorum yaptırabilirim yine ya. Hadi bakalım. Bu nasıl bir vizyonsuz bir strateji? Nargileler uçuşuyor havalarda. Evet. Tam olarak bu şekilde Mali. Adamın stok sesleri bile çok doğru yorum yapıyor. Helal olsun. Şahinlerin de bir onuru gururu var dendi chatte. Of. Üstünde fazla konuşabileceğimiz kötü işler pek gelemedi bu arada. Evet o büyük harfteki o Sanchez'deki şeyi gördüğümden beri ben de en başından beri yani odaklanamıyorum fazla ya Kronoptonik. Nargile kafelerde de tabii ki çalmaz ya. Hani kötü bir parça. Cin Berksevinç hoş geldin abi. Senin parçan bugün listede çalacağız. Sıradaki parça. Tolman ve Emro. Yallah. Bu sanırım son bir ayda dinlediğimiz 45. Yallah isimli parça. Umutlu musunuz? İkinci arkadaşa da bakalım mı? Ne diyorsunuz? Yani uf. Fenbero ya arkadaş. Hani kilolu versiyon ama mantık aynı. Bu arada ya evet beat kendi janrası içerisinde yine sevmediğim bir şey olsa da fena değil gibi geldi. Hakkını yemeyeyim. Enteresandır. Hadi bir ikinci verse'deki abiye de bakmak istedim ya. Çok hızlı ona da bakacağım. Diren Can'a benzeyen. Cirendan değil mi bu da? Evet fake Diren Can'ı da beğenmedim. Yani bu kadarı yeter hani. Diren keşke şu an yayında olsan ya. Yok abi 9 canlıya hakaret olur ya. Şu vokal. Evet yani ilk Kastan'ın da evet Kast Ajans'tan gelmiş gibi de durmuyorlar. Muhtemelen mahalleden Şahin önünde tesbih salladıkları arkadaşlarıdır diye düşünüyorum ben. Sırada yine Nette'den geliyor işimiz. Ama bu sefer benim bildiğim ve normal şartlarda beğendiğim bir isimden geliyor. Bir şans vereceğim o yüzden. Tuğrul Bektaş, Rahat Ol. Evet. Bu parça hakkında biraz ciddi konuşabilirim. Çünkü şöyle. Parçada siz de fark etmişsinizdir. Birkaç hani sosyal mevzuya çok üstü kapalı da olsa değiniliyor. İstanbul Sözleşmesi gibi. Hani adalet yok mevzusu gibi vesaire. Ama dediğim gibi Tuğrul Bektaş'ı normalde beğeniyorum. Hani daha rap altyapılar üstünde dinlediğim parçalarında beğendim. Hatta kendim mesaj atıp tanışmıştım. Abi, eyvallah abi tebrik ederim gibisinden. Bu parça ise beat tercihi yüzünden olmamış abi ya. Ya yine kendisinin vokal tekniği kötü değil. Kabul. Sözler yine Nette'de çıkan diğer işlere kıyasla bir şey anlatıyor ama bize geçmiyor. Hani aynı sizin de chatte söylediğiniz gibi bize geçmiyor bu. Çünkü çok yanlış bir beat tercihi ya. Yani bu konseptteki bir parça için özellikle ayrıca yanlış bir beat tercihi. Beat zaten kötü. Hani buna itirazım yok. Ama parça beat yüzünden maalesef olabilecekken olmamış diye düşünüyorum. Sıradaki parçamız Muro Baskın. O yine hapishane sample'ları. İçinizden geç diyorsunuz oğlum. Gideriz diyor bir de. Of ilahi diril değil mi? Abi ilahi diril. Yeni bir janra da yarattık. Abi çok kötü. Ama şunu görmüş olduk. Sanırım Katliam 4'ün de beat'i loop'muş. Benim haberim yoktu ondan. Bu parçada birebir aynı beat olduğuna göre, ya da aynı sample olduğuna göre, ama melodi belli ki sample değil. Yine hiç editlemeden loop kullanan prodüktörlerimizle beraberiz. Sonumuz hayır olsun. Evet, IQ testimiz ne alemde? Şu an kaç eksilmiş gibi hissediyoruz? Onu bir size sorayım. Sonra bir iyi bir parça dinleyelim. Eksi 200, tamam güzel, başka? 12 IQ, tamam güzel. Bim'in soğuk kahvesi mi o? Ben bunu benzinlikten almıştım ya. Loop olayını açıklar mısın abi? Ya, kısaca değineyim. Korsan olarak da kullanılıyor tabii de aslında o şey. Çeşitli firmalar abi ya da prodüktörler, üreticiler loop bankaları hazırlar. Yani hazır melodiler, hazır davullar, bildiğimiz drum kitler gibi düşünün. Hani bilmeyenler için çok kabaca anlatıyorum. Yoksa daha kolay anlatabilirim ama. Arda hoş geldin bu arada. Bu paketlerde çeşitli ufak melodiler olur. Mesela en çok siz bu olayı Normanlerin loop mevzusunda duydunuz. Ama bu loopları normalde kullanılmasının kabul görmüş hali şu şekildedir. Siz melodiyi beatinizin ufak bir yerine yedirebilirsiniz. Ya da işte o loop'u çoplayıp farklı bir moda sokabilirsiniz. Bu mümkün. Bunda bir sıkıntı yok. Ama Türk prodüktörlerse direkt loop'u aynen alıp, hatta aynı loop pack'teki uyumlu, aynı BPM'deki davulu da alıp, yani bildiğiniz başkasının yaptığı bir beat taslağını uzatıp looplayıp, buradaki ikinci looplayıp, hani uzatmak anlamında, döndürmek anlamında önümüze beat diye sunuyorlar. Hani ben bunu kabul edemiyorum ya. Korkmazca takip için hoş geldin. Takip için teşekkürler, hoş geldin. Evet, IQ gidiyor, konuşamıyorum şu an hatta. Hatta prodüksiyon şekli yayınlarımızdan birinde ben size bunu daha detaylıca, hani uygulamalı gösterebilirim yani. Beraber yapalım aynen. Ben de çok isterim ya. Bu arada Emre, yani Honeywave 8 tanımayanlar için, Hazel'ın 1969'un beat'i sana ait değil mi? Şimdi onu dinleyeceğiz çünkü. Bir bilgilendirirsen o bilgiyi de verip parçaya öyle gireyim. Evet, Honeywave'inmiş. Beat'te Honeywave var. Hazel 1969 geliyor. Of. Sonu üzdü be. Oh. Kroplatoni'nin dediği gibi bir önceki şarkısında da İngilizce rap olayını çözdüğünü söylemiştim. Hala hemfikirim. Gerçekten sırıtmıyor. Yer yer evet biraz basit sözler var ama ana dili olmayan bir dil sonuçta. Çıkarabileceği en iyi işi çıkarıyor ve gerçekten Türkçe vokalinde de İngilizce vokalinde de ben bayağı ışık görüyorum Hazel'in yani. Hala Hazel diyorum, Hazel. Instagram'da Hazel ya, o yüzden. Şarkı için ufak info vereyim. Kaybettiği ailesinin, annesine yazdığı bir şarkı ve sondaki skit gerçekten dokundu yani. Daha önce Groza'yı dinlemiştik, onu da bayağı beğenmiştim. 1996'yı da bayağı beğenmiştim. Hatta Hazel'ı keşfettiğim parça diyebilirim aslında tam olarak. Arda Motive'nin albümü dinleyeceğiz bu arada. Aynen, şarkı vefat eden annesinin, Emir Kemal'in dediği gibi. Allah rahmet eylesin tekrar. Bugünün güzel işlerinden kesinlikle ya, beğendim. Emre, yani Honeyway bu arada beat, eline sağlık abi. Gerçekten çok hani ruhu veren bir beat olmuş atmosferik olarak. Ve Hazel'ın boom bap deniyor olmasından da ben memnunum ya. Ha, Step'in yeni klibi mi çıktı abi, bak onu, albümü daha önce dinledik diye es geçmiştim, onu da eklerim listeye, problem yok. Ya parça için gerçekten kötü bir yorumum yok ya. Yani zaten çok kişisel bir parça ve geçiyor yani. Demin başka bir parçada örnek vermiştik ya, anlatılan şey bize geçmiyor diye. Burada geçiyor yani, hani yer yer tüylerim diken diken oldu yani. Hazel, tebrik ederim. Günün güzel işlerinden biri olmuş. Sırada yine biraz kalite düşürelim o zaman. Fazla kaliteli iyi gitmiyoruz çünkü biliyorsunuz. Biraz eğlenmemiz lazım. Malibu Patso geliyor. Evet. Malibu Patso sanatçı ismi ve şarkı isminden ağır önyargıyla başladık ama yanılttı. Ya yanılttı derken öyle çok şahane bir şey dinlemedik ama hani dinlediğimiz nette işlerine kıyasla dinlenebilirliği var. Hani yine ben çok tarzım muhatabı değilim açıkçası. Hani ben dinlemem ama nette işlerine kıyasla o kadar da gömmem yani. Beat çok tek düze. Bu bayağı bir sıktı beni açıkçası. Hani parça aslında 3,5 dakika ama beat yüzünden daha uzunmuş gibi geldi. Sizde de olmuştur muhtemelen his olarak. Size de o his geçmiştir. Nakarat, facia, Elanur göndermesi, adamcağızın ismini unuttum, adamcağız diyorum gerçi, nefret ettiğim bir figür de. Şeyh Nazım Kıbrisi'nin oğlu olan Şeyh, ona yapılan göndermeyi sevdim klipte. İkisine yapılan göndermeyi sevdim. İlk verse beklentimin üstüne çıktı. Hani sıkılmadan dinledim ama ikinci verse'te verse olarak da düşmeye başladı benim için yani açıkçası. Ama evet, Eleanor The Goat'a favorimize gönderme yapan bizi karşısında bulur. Yani peki sen nasıl buldun Mali? Ben başlayayım mı? Başla. Abi ben sana daha önceden de söylemiştim. Hı hı. Şarkı duyurulduğundan beri bayağı büyük merakla bekliyorum. Hepimiz. Beklentim de bayağı yüksekti. Hepimiz. Beklentimin altında kaldı özetle. Peki teşekkürler Mali'cim. Böyle yine boş uğraşlarla. Ya stok sesler olduğu için Emir'cim Mali'ye bu kadar konuşturabiliyoruz. Ya nakarat iyi olsa daha yüksek puan verebilirdim. Beat'in tek düzeline rağmen evet. Ya da puan vermedim gerçi ama yani puanlayacak olursam buna da 10 üzerinden 5.5-6 veririm şu an bugün dinlediğimiz işler arasında. Ama evet, şarkıcının nick tercihi ve şarkının isminden dolayı, Patso'dan dolayı bir ön yargıyla girmiştik, yanılttı. Bu açıdan kusura bakmasın Malibu. Ama nakarat gerçekten çok kötü ya. Hem sevmediğim papağan nakarat tarzında ve yine neden Patso, niye yani, o hiçbir fikrim yok. Ay. Sıradaki parçamıza geçelim mi? Sırada Şiir Baz featuring Necih Mahfuz, Kalp Atışları ve Çelenk. Yine makale ismi bir parça. Neden şiir? Neden? Neyse, başlıyorum bakalım. Evet. Bitirdik. Spoken Word, evet benim de yer yer hoşuma gidiyor ama yani çok uzun tutulmuş. Hani beat ne zaman girecek artık diye bekledim başında. Intro biraz fazla uzun yine. Şiirbaz için hep aynı yorumu yapıyorum. Biliyorum siz de sıkıldınız ama şey var. Abi 2009'dan ondan beri, 2011'den beri ya da hani o yıllardan bu yana hep aynı abi. Ha, kendi bir fan kitlesi var kendisine ait ve belli ki memnunlar. Benim de sevdiğim, hoşuma giden birkaç şarkısı var ama genel olarak dinlerken beni çok yoran bir isim. Hani bunu itiraf etmem lazım. Bu parçada da hani kalemi kötü değil ikisinin de, evet, ama ikisinin de vokali beni aşırı yordu. Çünkü flow değişmeden sürekli bir şeyler anlatılıyor. Biraz öfkeli. Ve sürekli bu tarzda şarkılar verdiği için artık beni çok bayıyor açıkçası. Beat Switch iyi düşünülmüş ama tam olarak başarılamamış. Hani yani şey değil, çok tak diye giriyor. Orada biraz daha aksiyonla girse tercih ederdim aranje numarasıyla. Daha iyi yedirilebilirdi Beat Switch olayı. Necip Mahfuz dönmüş ve ben bu parçadaki performansını şiirden daha çok beğensem de ikisinin de performansı beni çok çekmiyor. Bunu en baştan bir söylemem lazım. Bu şarkı özelinde konuşuyorum açıkçası. Şiirbaz neden böyle Kalp Atışları ve Çelenk, işte Haydarpaşa, Garı ve Var Olmanın Karşı Konulmaz Hafifliği falan gibi isimler koyuyor diyordum. Bir arkadaşımız açıkladı. Albümün ismi Yalnız İkilemler diye bu şekilde bir yaklaşım sergiliyormuş. Hani bunu daha önceden duyurduysa da biz kaçırdık o zaman önceki yayınlarda ama biraz şarkı isimleri indirak grubu kurulurmuş gibi hissettirmeye devam ediyor bana yani. Beat Switch kullanan çok iyi bir Türkçe rap şarkısı var mı, ben mi bilmiyorum diye sorulmuş. Şu an aklıma gelen bir şey yok abi. Kesin vardır da şu an aklıma bir şey gelmedi yani. Yani ne bileyim, ben bu parçayı da sevmedim ya. Hani dediğim gibi dinlediğimiz Nette işlerine kıyasla falan gayet iyi parça ama yani beni açmıyor. Beat mesela boom bap diyorsak mesela geçen gün Twitter'da konuştuğumda ağırlıklı olarak desteklendi gerçi ama ufaktan tepkiler de alan bir yorumum vardı. Hani mesela bu beat tarzı tam olarak aslında istediğim boom bap değil. Aşırı basit. Hani içine çekmiyor. Sample üstüne drum kit eklenmiş kafasında. Fark ediyorsunuzdur siz de yani. Hani aradığım boom bap de bu değil yani benim baktığımız zaman. Hani güncel işte trap soundlu pop raplerden sıkıldık diyoruz ama bu beat ve bu şarkı tarzı da benim aradığım şey değil yani. Bayağı durduk üzerinde. Aklıma başka yapabileceğim eleştiri gelmiyor. Egeciğim hoş geldin. Sıradaki parçamız Motive, Makaveli. Bu parçayı daha önce dinlediğim için çok hızlıca bir köz alıp geleceğim aynı zamanda siz dinlerken. Parça güzel. Albümün tamamına bakmadım ama siz albümde bundan başka iyi parça yok demişsiniz. Daha bütün albümü dinlemediğim için albümle aynı ismi taşıyan parçayı almayı tercih ettim. Beat güzel. Motive'nin parçadaki flowlarını ve vokal tekniğini beğendim açıkçası. Ama yine şey var. Parça isim Makaveli. Ben nakarattaki hani bu 5 kurşun yemiş Makaveli dışında bir referans duymuyorum. Hani keşke Makaveli ismindeki bir parçadan Tupac referansı duysaydım keşke. Bunu NWA parçasına da söylemiştim. Hani neden NWA parçada NWA ile alakalı hiçbir şey yok diye. Bu da benzer bir mantıkta aslında yani. Ya biraz clickbait kasmak gibi geliyor bana bu bir nevi direkt olarak değil ama. Ama kötü bir parça değil. Hakkını vereyim. Hani albümdeki diğer parçalara bakmadım ama dinletir. Yani çünkü beat'i ve motiveyi bu parçada beğendim açıkçası. Ama yani bu dediğim gibi bu NWA, Makaveli ya da işte daha önce gördüğümüz Angela Merkel gibi işte clickbait parça isimlerinden artık biraz bıktık ya sanki. Siz de bıkmadınız bilmiyorum ama. Yüksel'i lütfen açar mısın? Abi açarız ama hemen değil. Listeye sonradan eklerim. Sıradaki parçamız Sefo. Ardından bu parçadan sonra da sizden gelenlere bakacağız kısaca. Oo güzel geçtik. Güzel fade attım istemeden. Of. Beat güzelmiş gerçekten. Hakkını vereyim. Dediğim gibi ben bu artık ardışık hayet kafalarından çok sıkılsam da kabul edeyim güzel beatmiş ama Sefo yarı köksal yarı atanamayan patron modeliyle bizi karşıladı. Genel olarak pek işlerine tahammül edemediğim bir isim ya. Siz ne diyorsunuz chat? Evet, nette seviyesine çok yakın bir iş. Katılıyorum. Bir önceki şarkısını yayında dinlemiştik. Bundan daha iyiydi evet. Ama yine de benim alışamadığım isimlerden bir tanesi ya. Nakarat net hatalı okunmuş bu arada. Yani o ototune ya da işte mix hatasından ziyade MC hatalı. Yani yanlış notadan okuyor çünkü. Sizi rahatsız etmesi bu yüzden. Artık aranızda fark edenler var bunu. Yarı Red Keys, yarı patron esintisini çok aldım ben de abi ya. Yarı köksal, yarı patron diyeyim daha doğrusu. Nette seviyesi diyorsunuz adam PDND ile çalışıyor. Abi PDND zaten yani iyi bir yorum yapmayacağım PDND hakkında. Ototune'lu orada hoş geldin abi, ne haber? O zaman sizden gelenlere bakalım hızlıca biraz. Cin Berksevinç parçanın ismi geliyor. Gelemiyor, onu direkt YouTube'dan izliyormuşuz, öyle yapalım. Enstrümantal kısma geldiğim için kapattım tekrar. Cümleyi tekrar etme sebebim podcast'i ayarlarken sıkıntı olmasın diye. Evet Cin abi. Yaş 25. Evet. Kaç senedir deniyorsun? Ya bu yorumumu etkilemeyecek gerçi. Yani fark etmez. Ama yani genel olarak kötü bulmadık. Bunu en baştan sana söyleyeyim. Ve yayına ilk kez gelen arkadaşlar için söyleyeyim. Hani sizin demolarınızı profesyonel insanlar eleştirdiğimiz kadar ağır eleştirmiyoruz. Hani kötüyse kötü diyoruz tabii ki yine. Ama daha yapıcı olmaya çalışıyorum yani sizden gelenleri dinlerken. Söyleyeceğim birkaç öneri olacak eleştiriden ziyade. 2 yıldır yayınlıyorum. Öncesi 7-8 yıl altyapı. Eyvallah Cin. Ya da Berk Sevinç galiba. İkisi de biri ismin galiba. Abi şöyle söyleyeyim. Parça gereksiz uzun. Gereksiz uzundan kastım şey var. Artık 4,5 dakikalık parçaları dinleyebilmemiz için bize özellikle beat'te ya da vokalde dinleyiciyi o şarkıda tutacak bir şeyler lazım. Bunu ben daha önce Katliam serisindeki yorumlarda da yaptım ya da daha dinlediğimiz yine 4,5-5 dakikalık parçalarda da yaptım. Bu tek düzelikte sen istersen dünyanın sırrını anlat orada. Hani hayatın sırrını anlat. İnsanlar kalmıyor o parçada. O tutabilmek için ya daha kısa parçalar yapacaksın ya da vokalinle ya da beatteki aranjeyle, pardon şarkının aranjesiyle senin o dinleyiciyi orada tutman lazım. Öncelikle tavsiyem bu olur. Şarkı eksi olarak bir aşırı uzun. İkincisi yer yer flow'un iyi. Önce buradan girip oraya bağlayayım. Daha iyi olacak. Flow'un iyi. Fast rap kafasında iyi ilerliyorsun. Bunu kabul edeyim. Ve beat tercihin yaptığın vokal tarzıyla uyumlu ama vokalinde kullandığın ses tonu, tercih ettiğin ton biraz gırtlaktan okuyor olman herkese hitap etmeyebilir. Ya seven çok sever ya da pek bir kişiyi çekemezsin ama bu biraz tarz meselesi. Hani bunu değiştir demiyorum ama farklı şeylerde denemeni öneririm denemiyorsan. Şu an bir parça üzerinden değerlendiriyorum çünkü. Deniyorsan bu yorumu ciddiye alma. Fast rap yaparken flow'u ama bazı yerlerde bir diksiyon problemi alıyorum. 2 bazı kelimeleri yuttuğunu fark ediyorum. Hani bunun üzerine çalışabilirsin ama genel olarak kötü bir demo dinlemedik abi. Ellerine sağlık. Işık var yani. Başarılı buldum. Tebrik ederim. Sıradaki demomuza geçeyim. Ilvaz Cinder. Enstrümental bu. Kısa zaten. Yani Ilvaz'ı beğeniyorum. Bunu bana bu yayın için atmamıştı aslında. Daha önceden atmıştı ama alayım dedim. Hani beğendiğim bir arkadaş. Hani birkaç demosunu daha dinledim. Hani bol sözlük albümlerinde duydum. Mesela güzel bir New Wave sampling'i görebiliyoruz burada. Hani o Hip Hop 101'de bahsettiğim yeni akım boom bap diyebileceğim sound. Size dinletmek için aldım bunu aslında, yani çok eleştirip yorumlayalım diye değil. Aynen, biraz chill up soundlar. Bir de o da aslında yayın için atmamıştı ama abi değerlendirebilir misin diye Instagram'dan attığı için onu da burada tekrar değerlendireyim dedim. Bol Sözlük'ten Yiğit 19'un Fikirsiz'le beraber yaptığı Eski Ceket. Beat'te Yiğit 19 var. Vokal Fikirsiz. Evet. Gerçekten tekrar söyleyeyim, şarkı çalarken biraz chatte de sohbet ettik ama podcast için şarkıları tamamen dinliyoruz. Yorumlarımı şarkının sonuna ekliyorum arkada müzik olmadan. Gerçekten netlerde dinlediğimiz işlerin yanında underground'da çok çok daha iyi işler olduğunu Berk Sevinç'in parçası da, Fikirsiz'in parçası da bize gösterdi. Daha doğrusu Yiğit 19 ve Fikirsiz'in parçası da bize gösteriyor. Bu güzel bir şey gelecek için. En azından umut vaat ediyor. Dediğim gibi Yiğit 14-15 yaşlarında bir arkadaş için gerçekten o yaş için iyi beatler bunlar yani. Bunu kabul etmem lazım. Ve zamanla kendisine de önerdiğim, buradan tekrar edeyim, burada ilgilenen arkadaşlar varsa prodüksiyonla, yani olabildiğince fazla prodüktör dinleyin abi. Özellikle yabancı prodüktörler Who Sampled üzerinden. Sample'ları nasıl işliyorlar, nasıl çoplar yapıyorlar analiz ederek dinleyin. Bu sizin gelişiminize çok faydalı olacaktır gelişiminiz için. Fikirsiz'de ben de Kayra ve Ağaç Kakan benzerliğini ben de alıyorum ama bundan rahatsız değilim. Tek rahatsız olduğum onda da biraz diksiyon, diksiyon ve telaffuz sorunları var sadece. Yani dil dönmeme problemleri var. Bunu aşarsa gayet başarılı olabilir o da yani. Yani bugün dinlediğim demolardan mutluyum. O zaman son demomuza bakalım. Bugün chatten atılan bir transfer linkiyle. Mami Demo. Evet. Ya arkadaş bunu atarken zaten miksiz olduğunu söylediği için şu an back vokallerin çok önde olmasına ya da işte kirli gelmesine çok takılmayacağım ama biraz nefes alışlarına dikkat etmesini öneririm, aynı şekilde chatte de söylenmiş. Bugün dilediğimiz demolar arasında en az beğendiğim bu olsa da yine de şey demeyeceğim yani, biraz daha farklı kafa işlerde denemeni öneririm abi. Çünkü dinlerken ben birkaç ünlü Türk MC'yi bir arada hissediyorum. Hani biraz daha öykün beni limitli tutabilirsen senin için daha iyi olacaktır. Hani özgünlük her zaman çalışır çünkü, yani bunu söyleyebilirim. Beat'te ve vokallerde mix yapılmadı. Kaydı yeniden alınacak abi, bilgin olsun. Tamamdır Mami. Dediğim gibi birkaç ünlü MC'ye, mesela Şehinşah, No1 gibi isim de vereyim yani. Bir öykünme hissediyorum. Hani bunu biraz daha limitlersen gerçekten senin için daha iyi olacak. Ama bu demo da kötü değil. Yani kabul. Bugün güzel demolar dinledik, en azından mutluyum. Mali abinin buna yorumu yok ama madem sizden gelenler yapıyorken o zaman Mali'nin şarkısını da dinleyelim mi? Masa üstünden açayım size onu. Rica ederim Mami. O zaman Mali'nin şarkısı geliyor. Mali'nin yokluğunu ve geçen haftanın anlam ve önemine ithafen Mali'den Bvlgari demo geliyor. Flowlarım altından mı? Şadiş şadiş. Nargileler uçuşuyor havalarda. Şadiş şadiş. Sert mi gireceksin? Oh! Şadiş şadiş. Evet. Neyi açtın? Ya yapmayalım. Şadiş şadiş. Oh. Bvlgari. Bu nasıl bir strateji oh. ya? Bvlgari. Maalesef. Gerek yok. Oh. Bvlgari. Bu nasıl bir strateji ya? Oh. Bvlgari. Kenarda bekliyor ama. Oh. Bvlgari. Bu nasıl bir strateji ya? Oh. Bvlgari. Ben de bir şey kullanmıyorum ama. Bvlgari. Taş gibi müzik yapıyorsun. Oh. Bvlgari. Teveccühünüz. Hayır. Çok işsizdim bugün, bununla uğraştım ve adlib koydum ya. Tam bir Türkçe rap parçası değil mi? Bvlgari. Tekrar dinlememiz var mı? Geçeyim mi? Size kalmış ya. Tekrar dinleyelim mi? Ay. Vallahi var kararı çıktı. O zaman tekrar geliyor. Zaten 30 saniye. Flowlarım altından mı? Şadiş. Evet. Nargileler uçuşuyor havalarda. Şadiş. Sert mi gireceksin? Oh. Şadiş. Evet. Neyi açtın? Ya yapmayalım. Şadiş. Oh. Bvlgari. Bu nasıl bir strateji oh. ya? Bvlgari. Maalesef. Gerek yok. Oh. Bvlgari. Bu nasıl bir strateji ya? Oh. Bvlgari. Kenarda bekliyor ama. Oh. Bvlgari. Bu nasıl bir strateji ya? Oh. Bvlgari. Ben de bir şey kullanmıyorum oh. ama. Bvlgari. Taş gibi müzik yapıyorsun. Oh. Bvlgari. Teveccühünüz. Hayır. Daha önceki yayınlardan kestiğim seslerle Mali'ye bu kadar uyumlu rap yaptırabildim ama olsun. Beatle uğraşmadım ama. Neyse, trollümüz bittiyse ben şarkılarımıza dönüyorum. O zaman sıradaki parça Hidra ve Hasan Sabbah, yani Şehinşah Hayk. Yani Hay, pardon. Çok Türkçe okudum. Evet. Bakın demin demo atan arkadaşlar için söyleyeyim. Bakın gördünüz mü? Yeterli bir uzunluk abi. 2.53. Hani sıkılmadık. Ama 4 dakika olsa muhtemelen Şehinşah ve Hidra'ya da geç diyorduk hep beraber. Hani bu bahsettiğim olay bu yani. Siz bunu bir gerçekten değerlendirin bu dediğim şeyi. Parçanın mixi dün Mesefe'nin yayınında da konuştuk azıcık. Ben oraya bağlandım bizim yayından sonra. Kupa bazen gayet iyi mixler yapıyorken bazen gerçekten hiç beğenmiyorum. Bu da beğenmediğim işlerinden biri oldu. Hani mix bir kirli geliyor, temiz gelmiyor yani. Biraz yoruyor mix açısından parça. Ama bu yorma mixle alakalı. Parça çalarken de soruldu, söyledim. Arda Gezer'i normalde aşırı beğenmememe rağmen, hani bunun, onunla da bir problemli olmamızın bir etkeni yok yapacağım yorumda. Bu beatini beğendim. Mesela buradaki aranje güzel. Hani parçanın sıkıcı olmamasında büyük bir etken. Hidra ve Şehinşah'ı ben beğendim ama ikisinin birlikteliğinden beklediğim parçayı, mesela bir imza gibi bir şeyi hala tekrar duyamadım yani açıkçası. İkisinden beklediğim seviyede değil parça, ama kötü bir parça mı? Hayır. Güzel bir parça. Bugünün iyilerinden yani kesinlikle. Ama Hidra'nın mesela geçen hafta dinlediğimiz Samra Kataleya'dan bayağı yürünmüş şarkısı Veronica'dansa bunu tercih ederim yani. Ve Şehinşah chatte de söylenmiş, hani kompleks rhyme'ı Türkiye'de en iyi uygulayan MC'lerden bir tanesi. Sayılı MC'lerden bir tanesi daha doğrusu. Güzel bir parça. Beğendim. Eksi olarak söyleyebileceğim, özet geçmek açısından tekrar edeyim. Eksi olarak söyleyebileceğim şey mixin kötülüğü. Ve bu kadar, evet, sadece mixin kötülüğü yani. Yoksa güzel bir parça. Dinlenir yani. Ben playlistime alırım bunu mesela. Demoları bitirdik abi ya. Evet, mix kötü olunca biraz demo gibi geliyor. O his bana da geçiyor yani. Oh, sıradaki parçamız Aspova featuring Worry, Depar ve Merks, Eve Dönüyorum. Evet, geldik. Ya parçada siz de fark etmişsinizdir. 3 verse'de de bu problem var. Biraz belki flow yüzünden, normalde daha başka parçalarında pek görmediğim bir sıkıntı, ama biraz bir diksiyon ve telaffuz problemi alıyorum yer yer. Yani bu biraz beni irite etti. Beat'in verse kısımları evet biraz fazla boş. Ama güzel chill sound yakalanmaya çalışılmış aslında. Hani denenen o, ama biraz fazla boş geliyor. Ama mesela nakarattaki yaylı dokunuşları tam tadında. Beat bazında konuşursam. Hani o açıdan beğendim. Aspova'nın verse'lerini normalde beğenirdim ama buradaki verse'ü beni pek çekmedi. Depar'ın verse'ünü beğendim. Aralarında hatta en çok beğendiğim Depar'ın verse'ü oldu diyebilirim. Ben nakaratı beğendim ama dediğim gibi dediğim parça çalarken konuştuk sizde ufak üstüne. Teknik bir hata yok. Tarzdan ötürü nakaratı siz beğenmemiş olabilirsiniz. Yoksa bir detone olmak gibi bir durum söz konusu değil yani açıkçası. Ben nakaratı beğendim. Hani tizlere falan çıkabiliyor yani. Bunu göstermiş Aspova tekrar. Hiç kötü bir parça değil ama özellikle Merks ve Aspova'dan dolayı bu parçaya biraz beklentim vardı. İlk kez yayında dinledim ben de. Bu iki isimden dolayı beklentiyle açtım ama yine beklentime çok ulaşmasa da kötü bir parça değil açıkçası. Demin cümleyi yanlış kurmuşum. Nakaratta Worry var. Worry güzel çıkabiliyor şeylere ama Worry tizlere güzel çıkabilmiş nakaratta. Demin kafam karıştı. Aspova'yı normalde nakaratlarda hepimiz daha çok beğeniyoruz. Ama rap vokallerini de beğeniyorken buradaki rap vokali beni çok aşmadı Aspova'nın. Cümlemi düzeltmek için tekrar ettim. Demin bir kafa karıştı. Nakarattaki Worry. Yok, cümleyi yanlış kurdum. Nakaratı Aspova'nın okumadığının farkındayım. Çünkü isimler yazıyor zaten şarkının görselinde de. Rota şarkı saldı, aldım mı onu playliste? Özellikle baktım Rota ve Velet'e bu hafta parça vermişler mi diye. Ben görmemiştim ama herhalde biz yayına geçtikten sonra salmıştır. Alırız onları listeye. Yurt dışı parçalarda altyapılarla vokaller arasında giderek kompleksleşen bir alışveriş var gibi. Lirikler çöp olsa da bizde hala tek düze kalıyor ama prodüktörler bunu değiştirebilir. Neden basit yaklaşılıyor? Buna bir cevabım yok abi. Buna bir cevabım yok derken şöyle. Türkiye'de hala istediğimiz seviyede bir endüstri olmadı ve bizim rap müzik bazında gerçek manada müzisyen eksiğimiz var. Fazla müzisyen yok bizim camiamızda. Biraz bununla alakalı. Sırada Bedo Yalan geliyor. Evet. Bedo hakkında daha önce de yorumlarımızı yapmıştık ama geçen haftaki Diğer Pala şarkısı için düşündüğümün aynısını düşünüyorum. Yani bu parçanın hedef kitlesi biz değiliz. Yani rap müzik kitlesi değil. Biraz nargile kafeler hedefleniyor. Gerçekten bunu samimi söylüyorum, dalga geçmek için değil. Bedo bu arada koronaya yakalanmıştı. Umarım durumu iyidir. Tekrar geçmiş olsun diyelim burada. Yani PMC artık tamamen pop rap veya pop'a kaydı diyebilirim. Yani şirket olarak. Gözüken o yani. Sayan hariç tutuluyorsa eğer. Emboli diyeceksiniz biliyorum ama Emboli'yi doğru düzgün duyamadık hala. Ben bundan biraz üzgünüm. Keşke duyabilseydik yani. Yani bu parçayı rap başlığı adı altında değerlendirmeyeceğim açıkçası. Çünkü rap beat'i üzerine pop yapılmış yani. Geçen haftaki diğer pala yorumumu tekrar edeceğim dediğim oydu. Ya onun için çok üstünde durmayacağım. Hani Bedo biraz özgün sayılabilir rapçi değerlendiriyorsak ama yani beni yakalayamıyor genel olarak ya. Bir tek bir istisna PMC'nin albümündeki Nefret parçasındaki nakaratını beğenmiştim. O parçaya yakışmıştı. Onun dışında Bedo beni genel olarak pek yakalayamıyor. Sıradaki parçamız Neokastro ve Yiğit Taşçılar. Epidemic Cypher'dan hatırlayacaksınız bu arkadaşları. Derin. Bir yorumlarınıza bakayım, parçayı öyle geçeceğim. Abi bu şarkıda da var olan bir şey bu artık. Yeni rap yapanlarda çok büyük bir konu bütünlüğü sorunu var. Dinlerken neyden bahsettiğini anlayamıyorum. Evet, bu genel olarak bütün rapçilerde fark ettiğim bir sıkıntı. Bütün Türk rapçilerde. Neokastro bölümleri alıyor, Taşçılar koparıyor parçadan sanki. Evet, biraz ben de öyle hissettim bu parçada. Ben niye beğenmedim ki, herkes beğendi demiş Miraç. Parça hit olamaz, bence ikisi arasında uyumsuzluk var. İkisi arasındaki uyumsuzluk konusunda ben de hemfikirim abi. Parçaya geleyim. Bir tatlı, beğendim. Neokastro'yu hem verse'lerde hem nakaratta gerçekten bayağı beğendim. Çok ufak ototune var ama olmasa da belli ki çıkabiliyor yani o farklı tonları, o belli yani. Bayağı başarılı. Yiğit'in verse'ü Cypher'da da söylemiştim Yiğit için. Hala bana Joker ve Ceza hibridi bir tarz gibi geliyor Yiğit'in tarzı. Yani kötü değil ama yani beni çok uzun süre tutamıyor Yiğit ya. Yani en azından bu parçada çok uzun süre tutamadı yani, beğenmedim çok Yiğit'i. Ve ister istemez Neo ile Yiğit arasında biraz kopukluk görüyorum ben de, sizin de söylediğiniz gibi. Ama günün iyi işlerinden biri kesinlikle. Hani yani Yiğit'e yaptığım kötü eleştiri şey anlamında değil yani, böyle çok kötü anlamında değil. Sadece ikisinin arasında bir kopukluk var, onu ben de hissediyorum. İşte eksi olarak dediğim gibi parçada bir konu bütünlüğü olmaması ki bu Türkçe rap'in şu an genel problemi. Bu biraz rahatsız ediyor. Ama günün güzel parçalarından özellikle Neokastro'yu tebrik ederim. Gerçekten çok güzel çıkarmış. Hem verse'de hem nakaratta yani. Ve evet, görsel için uğraşılması da güzel yani. O grafik tasarımcı arkadaşı da tebrik ederim. O zaman sırada Flawart, Tsunami parçası var. Bütün kadroyu bir sayayım öyle gelelim. Flawart, Narkoz, Sayedar, İçyüz, Knock Out, Can Göksel, Lewo, Notra ve Kurşun, Tsunami. Çok şükür bitti. Bir kendime geleyim. Of. Vallahi inme iniyor artık bana ya. Abi 7 dakika parça ya. Ne yapıyorsunuz siz ya? İsim mi gidelim, ne yapalım? Önce beat'ten gireyim. Demo atan arkadaşlar hala buradaysa yine uzun parça için vereceğim örneği aynen yine burada size vereyim. Beat abi 2 barlık bir loop resmen. Hiç değişmiyor. Aranjede doğru düzgün bir numara, drop, ritim eksiltme, melodi değişikliği hiçbir şey görmüyoruz. 7 dakika boyunca 4 saniyelik loop aynen dönüyor. Üzerinde bayağı kötü MC'ler de var. Ve 7 dakika bu parçada sırf herkesi yorumlayabilelim diye bekledik. Yani normal şartlarda ben bunu hani muhtemelen Sayedar'ın verse'ünden sonra kapatmıştım. Yani hani yani Knockout'a bile gelememiştim yani. Parçanın en iyisi Knockout ve Sayedar bana göre ama Knockout'a bile gelememiştim normal şartlarda olsa yani. Gerçekten kötü beat. Klip kötü. Evet, bu şarkı bana şapkamı çıkarttıracak kadar kötü yani hakikaten. Ve şunu söyleyeceğim abi, katliam zaten bence, şimdi linç yemeyeyim aranızda sevenleriniz varsa ama gayet kötü bir şeyken neden atanamayan katliam yapıyoruz? Ya çok kötü bir proje katliam, kabul edelim hani, çok daha düzgün posikatlar dinledik geçmişte Türkçe rap içerisinde de yani. Atanamayan katliam yani bu parça. Net olarak bunu bir söyleyeyim. İsim gidelim. Şimdi burada iki isme ayrıca bir değineceğim de bir sebepten dolayı. Flawart yıllardır aynı. Şiirbaz için yaptığım yorumun aynısı. Yıllardır aynısı. Hani dediğiniz gibi Türkiye'de fast rap sevildiği için, fast rap olduğu için muhtemelen o ne parça falan denecek ama beni çok yordu Flawart'ın kısmı öncelikle. Narkoz'dan da son 2 senedir sürekli aynı parçayı dinliyormuşum hissi var. Onu da bu ara sık sık her hafta ağırlıyoruz burada çünkü yeni parçalarıyla. Farklı bir şey kolay kolay duyamıyorum Narkoz'dan. O da sürekli aynı şarkıyı veriyormuş gibi bir his var. Sadece beat değişiyor. Hani verse'ler bir şey anlatılıyorsa da bize geçmiyor ki böyle bir parçada zaten ortada yine bir kumpir yapma durumu var. Kafa karışıklığı var. Yani bir taraf işte Norm disliyor, bir taraf Kontkar disliyor, bir taraf orada Madımak'tan bahsediyor, Menemen olaylarından falan bahsediyor. Yani abi bir uyum olması lazım aranızda. Ne anlatıyorsunuz? Bu bize geçmiyor öncelikle. Bir. Flawart'ın Flow'un özgürlüğü bence de 0. Bu kesin. Evet Mistrek vardı. 8 vardı. Evet iyi posikatlar dinledik abi. Ya da işte Tears of Confusion vardı zamanında. İyi işler dinledik yani. Sayenin verse'ü beğendim. Kontkar'ı disliyor. İçyüz bu parçada olmasına şaşırdığım bir isim. Çünkü Joker'le disleşirken aynı zamanda Flawart'a da sallıyordu bayağı. Bu bir garip bir birliktelik olarak geldi bana ve İçyüz'ün Norm'u dislemesi biraz garip geldi. Yani çok cringe ve cheesy satırlar var eyvallah. Kabul. Yani diyorsun. Ki Joker'le olan disleşmesinde birkaç iyi punchline duymuştum kendisinden. Parçanın en kötüsü kendisi değil bu arada. Bu kesinlikle yani hemfikirizdir. Lewo veya Can Göksel arasında gidip geliyorum ben parçanın en kötüsü için. İçyüz'ün verse'deki Norm disine şöyle geleyim abi. Yani buradan Knock Out ve Sayedar'ı alırsam hadi belki biraz Kurşun'u da alayım. Bu üçlü hariç hepinizden daha iyi rapçi abi. Beğenmemekle birlikte Norm'u. Yani hani daha iyi, sizden daha iyi bir şey duymuyorum yani Norm'a kıyasla. Knock Out parçanın en iyi iki MC'si Sayedar ve Knock Out. Knock Out'un verse'ünde kötü bir şey yok ama mesela şeye bir alışamadım en başta verse'ü dinlerken. Knock Out'un eski vokal tekniğine göre daha farklı bir vokal tekniği, daha sakin bir vokal tekniği duydum. Buna alışmam biraz sürdü. Hani ama sonrasında alıştım yani. Yani ilk verse'ün ilk 8 barına kadar biraz alışamadım ama ondan sonra alıştım yani. Onda problem yok. Can Göksel parçanın bana göre Lewo ile beraber en kötü ismi. Ve Türkçe rap her yere dinleteceğim falan gibi çok iddialı bir satır var orada. Yani zor gözüküyor Can'cım, üzgünüm. Biz de tanışmıyoruz ama. Evet Saye ve Knock Out bu projede yer alarak bence kendilerine zarar veriyorlar ya. Bu konuda hemfikirim chatle. Şarkının ismi de zaten başka toplu parçadan çarpma diye bir yorum gördüm. Evet doğru. O da çok iyi, kötü bir parça bu arada ve fake bir parça zaten yani. Lewo abi yani Lewo benim için One Hit Wonder ya. One Hit Wonder bilmeyenler için hani bir parçayla hit yapıp ondan sonra bir daha tutunamayan bir MC. Hani neredeler? İlk çıktığında da dinlediğim bir parçaydı. Remix versiyonu da fena değildi. Tekrar yapılan versiyonu. Ama Lewo'dan başka iyi bir şey duyamadım hiçbir zaman ya. Bu verse dahil. Burada ben Notra'nın yerinde olsam bu parçaya şu sebeple girmezdim. Notra olarak konuşuyorum bunu. Benden önce parçaya giren kişi gıybet erkek adama yakışmıyor gibi eril bir söylemde bulunduktan hemen sonra yani eşittir kadına yakışıyor, ben parçaya giriyorum. Hani bu yani ben bunu hakaret sayardım yani. Ve Notra'yı da farklı bir şey denemeye çalışmış ama ben mix'ten ötürü hiçbir şey anlamadım açıkçası Notra'nın verse'ünden. Keza Kurşun'dan da hiçbir şey anlamadım. Klasik Kurşun. Ve Kurşun'da da mesela Joker'e en son Twitter'da yanındayım kardeşim falan diyorken bu parçada Flawart ve 300 ile beraber poz kesmesi biraz garip geldi bana ama bizim piyasada alıştığım şeyler bunlar biraz. Purki Dikkat demiş ki Sayedar'ın bir de kendisini lirikal olarak görmesi, diğerlerine üstten bakması çok cringe cidden ya. Sıfırsınız abi. Ya arkadaşım diye demiyorum, Sayedar bu lirikal olarak iyi bir MC ya. Yani Notra'nın solo işlerini falan ben daha önce hiç dinlemedim. Hatta ilk Sayedar'ın düet projesini açıkladığında ismini duydum. Ama burada bir şey anlamadım yani kızın okuduğu verse'den açıkçası. Ya evet burada bu parça tamamen PR kovalanıyor. Katliamın ekmeğinden biraz da benzer parçayla biz bir dilim alabilir miyiz kovalanıyor ama alacaklar da gerçi bu parça izlenir. Yani 10 milyon falan görmese de 1-2 milyon görme ihtimali muhtemel yani. Yani kötü parça abi ya. Ve dediğim gibi 7 dakika parça, 7 dakika bizi parçada tutacak neredeyse hiçbir şey yok maalesef ya. Daha üstüne ekleyebileceğim bir yorumum yok. Siz bir şeyler diyorsanız okuyabilirim. Yoksa sıradaki parçamıza ilerleyeyim. Güven B. NASCAR. Evet, yine bayağı kötü bir parça dinledik. Epidemik Senet'te işi gördüğümde biraz üzüldüm açıkçası. Yani NASCAR, Rockstar kafiye olsa yazılmış ama parçanın verse'lerinin, klibinin falan içeriği yani hiçbir manası yok abi yani. Demin de konuştuğumuz gibi Türkçe rap parçalar artık hiçbir şey anlatmıyor yani. Ve evet, o tişörtle şeklin 10 numara olamaz Güvencim. Üzgünüm. Üstünde çok değinebileceğim bir parça dinlemediğimiz için hızlıca geçiyorum yani. Yine Epidemik'ten geliyor. Yusuf Altınlar ve İhtiyar, Yasak Aşk, Körfez 2. Evet. Bu da günün iyi işlerinden oldu. Yine prodüksiyonda Alba varmış. Alba beni şaşırtıyor. Geçen hafta da bir beat'ini dinlemiştik ve beğenmiştik. Hani prodüktör yönünü bilmiyordum ben Alba'nın. Prodüktör olarak da Alba'yı fena bulmuyorum şu an açıkçası. Bu beat'ini de beğendim. Ve sizin de chatte söylediğiniz gibi Neokastro'dan sonra Yusuf Altınlar da Epidemik kadrosundaki melodik nakarat ekibinde bence iyi. Güzel işler yapabilir yani. Sesini güzel kullanıyor o da. Buradaki nakaratı da beğendim. Bu parça için kötü eleştirim yine 4 dakika biraz fazla uzun. Sonlara doğru, son 1,5-2 dakikada biraz fazla sıkılır gibi oldum ben. Ama kötü bir parça değil. İhtiyar Voodoo Battle League'le ilk tanımıştım aslında. Cypher'dan önce de tanıdığım, Cypher'da olup da Cypher'dan önce tanıdığım nadir isimlerden biriydi. O dönemki haline göre bayağı geliştirmiş kendisini yine. Geçen hafta da bir parçasını dinlemiştik gerçi. Verse'leri de beğendim. Günün geçerli işlerinden bir tanesini dinledik ya, beğendim. Ama biraz fazla uzun sadece yani. Evet, Cypher'daki arkadaşlar şu anlık çok üzmediler bizi ya. Umarım bozmazlar. Sıradaki parça. Zeus Kabadayı, Artık Daha Güçlüyüm. Parça çok uzun ama izninizle G-Flow'un kısmını benim kameramda Nihat Hatipoğlu varken bir kez daha izleyelim mi? Oy. Nihat Hatipoğlu kalsın mı? Kapatayım mı? Ne dersiniz? O bir su içeceğim ya. Abi bu da bugün niye çok uzun parçalar çıkmış böyle ya? Of. Abi evet, burada da tek tek isimleri değerlendiririz ama bu parçanın bir YouTube linkine baksam mı ya? Şeye bakacağım. Tek tek gitmek yerine acaba aşağıda verdiler mi isimleri? Evet, vermişler, oradan gidelim. Ekran biraz kötü gözükecek bu sırada ama o zaman Reis'i tekrar şöyle alayım. Gerçi unutacağımız biri yok ya, çünkü rapçilere değiniriz, diğer arkadaşları tanımıyorum. Şef B gecenin köründe dinlemedik Porky Cat. Linki Emir Kemal'e ya da Miraç'a atabilirsin. Bisk'ta. Yani Bisk Doğu Akdeniz'e istersen. Oradan ben alıp bakarım ona da. Çünkü bir arkadaşımızın daha demosunu dinleyeceğiz. Abi ilk defa haftalık yayınında eğlendim ya. Hakkımızı yiyorsun ya. Biz burada neler neler yaptık. Biz bu kanalda soğuk savaş yaptık. Rahmetli sanatçılara vibratör dendi. Bazı insanlar FETÖ'cülükle suçlandı. Bunların hiçbirinde eğlenmemiş olamazsın ya. Yani bilmiyorum. Mali'nin kötü anıları vardı. Benim ameliyat anım vardı falan böyle. Yener Şevik Safir dinledik. Bence çok eğlenceli şeyler yapıldı bu yayınlarda. Hakkımı ya. Ay. Neyse ya, sıradan gidelim. Bu parça da 6 dakika 18 saniye. Yine beat Tsunami'den daha iyi olmakla beraber, niye beat'i öyle vurguladıysam o da artık beynimin akmasıyla alakalı biraz. Mazur görün, kulaklarınızı acı çektirdiysem biraz. Kötü değil ama yine 6 dakika 18 saniye katlanmak için zor. Zor bir beat. Yine çok fazla bir değişiklik olmuyor. Arada G-Flow'da olduğu gibi katlar oluyor ama neden oluyor? Pek bir etkisi yok çünkü. Anlam veremedim. MC'lere geleyim. Zeus Kabadayı normalde benim hep belirli gün ve haftalar rapçisi diye eleştirdiğim bir insan ki normalde arkadaşımdır, severim ama müzikal olarak asla tahammül edemediğim isimlerden bir tanesiydi. Bu parçada Ya hatta Twitter'da 14 Şubat'larda falan trollemişim de çok fazla. Geleceğim parçaya tek. Hani şey, hala parça yayınlamadın, ambulans çağırayım mı falan diye böyle tweet atmıştım çoktur kendisine. Zeus'un burada o aşırı bağıran vokalini, arabesk rap'e yakın vokalini bırakmış olmasını bir artı sayarım kendisi adına, ama bir de lirikal konsept olarak bu parça özelinde Zeus en Sayedar'la beraber en tutarlı verse'ü yazmış diyebilirim. Çünkü kitap kendisinin, kitabı muhtemelen bu kadroda okuyan tek kişi de kendisi olduğu için daha kitabı anlatan verse'ü sadece kendisi yazmış. Çünkü parça kitabın çıkışı için yapılmış bir toplu parça diyebiliyorum. Sayedar'ı bugün dinlediğimiz diğer parça olan Tsunami'de de beğenmiştim ama buradaki verse'ünü daha beğendim. Parçanın en iyisi Saye burada. Melodik vokal kullanan arkadaşları tanımıyorum. Rapçi değiller muhtemelen. Yer yer problemleri olsa da vokal kullanımında kötü değiller ama gereksiz uzun onların kısımları. Parça biraz onların kısımlarıyla 6 dakika 18 saniyeye geliyor ve şey var. Biraz bipolar hissediyoruz. Özellikle Santi ve G-Flow'un hatalı verse mantığıyla beraber. Orada tatlı tatlı bir abimiz melodik vokal kullanarak böyle bir kitabı anlatıyor, aşk acısı anlatıyor bilmem ne. Bir anda G-Flow şey, Gucci'nizi Prada'nızı diye giriyor. Ondan sonra yani klasik kitaba dönmeye çalışıp tekrar birilerine laf çarpıyor falan. Keza Santi kitap hakkında bir şey yazmaya çalışmış ama öyle bir agresyon var ki ben şey, aşk parçası dinliyor gibi değilim yani. Genelde de Santi'nin verse'lerinde bana hep aynı şey oluyor zaten, hani almıyor beni ve bir gülme geliyor dinlerken biraz yani. Aynen G-Flow kuantum fiziğine falan geldi bir ara yani, ne alaka, böyle bir geçiş yok. Okan Akar normalde potansiyelli gördüğüm bir isim ve arkadaşım. Bu parçada ama maalesef çok beğenmedim. Çok daha iyi verse'leri vardı ama biraz satır gönül işi olduğu için hani o da Zeus'un yakın arkadaşı olarak girmeyi tercih etmiş sanırım. Ama beğenmediğim rap vokallerden bir tanesiydi. Bu parçayı da beğenmemekle birlikte Tsunami'den çok daha iyi olduğunu söylemem lazım açıkçası. Evet, Saye kitapla alakalı değil, zaten kişisel bir bölüm yazmış. Hani biz, rahmetli menajeri benim de arkadaşımla, o da Bahadır'a ve rahmetli dedesine yazmış verse'ü yani belli. O açıdan güzel ama bu toplu parçada da mesela bir konsept bütünlüğü, konu bütünlüğü görmüyorum yani. Bu üzücü. En azından hani kitabın çıkış parçası için yapılmış bir parçada en azından bir kitapla alakalı bir tema bütünlüğü bekliyorum çünkü yani, ama görmüyorum. Ama bu parçayı uğurlamadan tekrar G-Flow'un müthiş verse'ünü bir dinlemek istiyorum. Çok sıkıldınız biliyorum ama Allah'tan kısa zaten. Evet. Evet, Gucci Gang değil, Halil İbrahim'in sofrası yani. Neyse, çok kötü din şakaları yapmayayım. Silivrilik olmayalım bir yayında da. Aklıma bir şeyler geliyor ama neyse. İzleyici yeter artık açma bunu diyordu. Baho ağlıyordu. Purke Diket ağlıyordu. Emir Kemal de ağlıyordu. Mevsimlik işçi ya. Hani sadece Ramazan'da çalıştığı için bence gerçekten mevsimlik işçi sayabiliriz ya. Of. Sıradaki parçamız Nette'den geliyor. Mehmet Çelik, Sokak. Evet, hemen geçtik. Gerçekten 2006 Söremsi. Baya kötü parça yani. Of. Röportajları da kötüydü zaten denmiş. Ha, bu şeydeki arkadaş. Bizon TV'deki arkadaş. Tamam. Ama parça bazında sevmedim. Sıradaki parçamız Medusa, Ötesi Yok. Of, ne dinledik ya. Oy. Tripkolik makyajlı kasa. Abi. Medusa'yı da oldum olası beğenmemişimdir. Ve gitgide daha rezaletleşmeyi başarıyor. Ya bu bir çıtadır abi, ben tebrik ederim ya. Ya da şey değil mi? Gerçek Seda Tripkolik 2006 senesinde vurularak öldürüldü. Onun yerine Yoshiko hem Medusa Nikki ile tekrar aramızda değil mi? Yani, yani bence bu gerçek Tsunami, bu evet yani. Ha, of. Ölüyorduk abi. Berbat bir parça. O bahsettiğim kötü arabesk etkiyi almışsınızdır. O çok kötü bir yaylı kullanımı yine verilmiş. Şu an IQ'm 11 falan denmiş. Evet, benim de o civarda geziyor şu an. Çağatay Akman var. Ciddiyim, var bu arada. Ama geçelim diyorum. Direkt geçelim diyorum yani. Tam bu parçanın üstüne almışım. Taladro ve Eylem Atmaca yürüyorum dikenlerin üstünde geliyor. Ve gerçekten geliyor. Görüşürüz Taladro. Ya şöyle, Eylem Atmaca bu parçada düet konumunda ve gerçekten yürüyorum dikenlerin üstünde türküsünü güzel yorumlamış abi. Bunun hakkını vereyim. Ta ki kadıncağız vokalini yaparken altına klasik artık stock beat kafasındaki trap ritimler girene kadar. Bütün duyguyu mahvetti orada yani. Çünkü gerek yok abi böyle bir şeye. Taladro'nun verse'ü zaten ilk cümlesinde kapattık. Değinmeyeceğiz. Bu parça için hani Eylem Atmaca'nın bireysel performansını beğendiğimi söyleyebilirim. Kendisini tebrik ederim. Lütfen rapçilerle çok takılma ablacığım. Harcanıyorsun yani. Çünkü türkü yorumun güzeldi. Bu kadar. Sıradaki parça Toprak Kardeşler, ihtiyacım yok. Alexan buradaymış abi. Sen parçayı at, ona da bakalım. Zaten son parçamıza geçiyorum. Bedirhan takip için teşekkürler. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Sen parçayı bırak abi, biz şeye bakalım. Ha, SoundCloud'dan geldi. Bunu dinleyip diğer son parçamızı öyle geçelim. Alexan Hassel. SoundCloud'dan geliyor. Flash TV'yi kaldırayım. Durdurdum. Evet, demolar gelecek vadeden demolar var. Dün Mesefe'nin yayında dinlediğimizden daha iyi bir iş olduğunu söylemeliyim ama abi şunu söylemem lazım. Vurgulara dikkat etmen lazım biraz daha. Yani şey var. Çok dümdüz geliyor. Yani tiyatral olarak o hissi almam lazım. Onu pek almıyorum. Yani buradaki tiyatrallikten kastım şey değil. Yani bir aktör gibi düşünme ama hani o şey duymam lazım. Senin hislerini bana vurgularda geçirebiliyor olman lazım. Çok düz gidiyor. Ve flow çok tekrara düşüyor. Tam tekrar yeni bir flow'a geçecekmişsin gibi olup tekrar düşüyorsun. Bundan çıkman lazım abi. Sana tavsiye olarak bunları verebilirim. Ama dinlediğim şey yani böyle rezalet kötü falan değil yani. Hani toparlanabilecek şeyler bunlar. Ve dünkünden daha iyi bir iş açıkçası. Miraç, onu da bir taraftan indire durayım. O sırada Spotify'dan diğer parçaya bakayım. Ha, indirmem gerekmiyormuş. Terk tutan içerik. Önce bu gelsin o zaman. Terk. Beat tercihi çok kötü. Kayıt kalitesi kötü. Birkaç iyi line var hakikaten. Ama çalışmaya devam et abi. Hani bizim yorumumuz şimdilik. Ama dediğim gibi bu tarzda ünlenirsen ve endüstri içerisinde profesyonel olarak karşıma gelirsen ağır gömerim, haberin olsun. Bununla uğraştınız mı gerçekten ya? Ya şundan durdurdum. Kayıt kalitesi yüzünden anlamakta zorluk çektiğim için abi buna çok girmeyeceğim ya. Çünkü gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum biraz. Spotify'a dönüyorum onun için. Evet, şarkı da troll olabilir bence ama tam net anlayamadım ya, o yüzden. Spotify'dan da Şef B gecenin köründe geldi. Bir de ona bakalım, o da bugün çıkmış. Ekstradan dinleyeceğim parçayı ama. Evet. Şey var, beat güzel. Kafa sallatıyor hakikaten ama flow tekrar nakarat sonrasında ikinci verse'te tekrar baştaki flow'a dönüyor. Bu biraz sıkıcı ama ilk verse'teki flow da kötü olmamakla birlikte sözler gerçekten çok zayıf. Hani o biraz zorladı beni. Ama nakarat güzel. Ve evet, şarkının aranjesi fena değil. Bu açıdan da beğendim. Ya evet, bazı profesyonel işlerdense gelen demoları ya da işte tanınmamış ama sizin önerdiğiniz şarkıları daha bir beğenir olduk. Bu benim açımdan umut verici bir şey ya. Keşke evet biraz da parçaların içi dolu olsa keşke ya. Hocam Goblin dinledik aynen. Geçtiğimiz haftalarda EP çıkardıklarına falan bakmıştık Goblin'e. Evet, sözler aşırı basit bir parçada ama yine de umut vadeden şeyler görüyorum attığınız demolarda ya. Sıradaki parçamız aynı zamanda son parçamız. Berkay Duman'ın parçası. Almanca Die Straßen. Straßen. Yani bu caddeler Türkçesi. Bütün kadroyu bir sayacağım parçayı çünkü topik olarak açtığım için daha anlayacaksın ne demek istediğimi. YouTube'da topik mevzusu var ya, konu. Baştan bir giriş yapayım. Berkay Duman, Nefo, Set, Uzi Joka. Berkay Duman'ın beat'i kafa sallatıyor abi. Bunu tebrik ederim. Güzel beat yapmış. Hani biraz drill etkileri de var beat'te. Ama çok yoruldum. Sevmedim parçayı açıkçası. Distrasen benden geçer puan alamadı. Abi gıcır gıcır baktım demin, klip gözükmüyordu yani, normal parça var. Onu dinledik çünkü. Şiirbaz'ın albümünden de dinledik. Ya yayının sonuna yetiştiniz. Bugün çıkan hemen hemen her şeyi dinledik. 2-3 parçayı es geçtik. Onlar da Netde'den gelen işler olduğu için. Hani çok ünlü birilerin, bildiğimiz birilerinin işleri değil zaten. Abi gıcır gıcır klip var diyorsunuz da YouTube'da size de gösteriyorum. Step gıcır gıcır yazdım oraya. Aramaya basıyorum. Şimdi geldi, demin gelmemişti. Özür dilerim. Vallahi demin gelmedi ya. Gözünüzün önünde aradım demin de. Evet. Ya albüm çıktığında dinlemiştik. Hatta ilk çıkış parçasının klibini dinlediğimiz için kalanını yayında incelememiştik ama madem klip geldi yorumlayalım. Beat'i seviyorum. Uğur yine güzel iş çıkarmış. Evet, artık Step'in homofobik dili, eril dili ve küfürleri beni de biraz rahatsız ediyor. Gereksiz kullanıyor çünkü artık yani ama geçen muhabbeti dönmüştü ya, drill diye bir Twitter'da herkes drill geliyor, aman drill geliyor diye. Abi Türkiye'de öyle bir drill görmeyeceksiniz asla. Onu yapamazsınız Türkiye'de. Direkt hani hapse girmek istemiyorsanız yapamazsınız ama o kafaya en yakın rapçi Türkiye'de şu an Bixi Blake'le beraber Step. O açıdan özgün buluyorum açıkçası ama yani uzun süre dinleyebileceğim bir müzik yapmıyor Step, beğenmekle beraber. Yapabileceğim yorum bu. Güzel parça, eğlenceli klip. Ya eğlenceli derken şey hani çok bir şey vaat etmese de o angaraj falan gördük orada. İşte şahincilere oynayan bir klip. Eyvallah. Eğlenceli yanlış kelime oldu ya. Onu demedim sayın. Artık 3 saate koşuyor yayın. Ondandır. O zaman son parçamızı dinleyip kapatalım. O zaman yeni son parçamız geliyor. Rota ve Lalfizu ya da nasıl okunuyorsa Diren. Evet. Ama şunu itiraf etmem lazım. Ben Rota'dan yine aynı parçayı dinliyordum. Hani Mac One yeni geldiğin için bilmiyorsundur ama biz her hafta her işe bakıyoruz. Yani Net'te işleri de dahil neredeyse burada. Yakalayabildiğimiz her yeni çıkmış işe bakıyoruz. Rota son albümünde verdiği bütün şarkılarda, ben bu arada tarafsızca onun o polis skandalını, işte tekrar beni aldılar skandalını görmezden gelerek şarkılarını yorumluyorum. Hani yorumlarıma o skandalın bir etkisi olmuyor. Sürekli aynı şarkıyı dinliyormuşuz hissini bize verdiği için artık Rota'dan sıkılmıştık. Hatta bu hafta parça verdim mi bakalım mı diye geyik dönmüştü. En azından rap vokal olarak bu hafta önceki haftalarda dinlediklerimizden farklı bir iş ortaya koymasını takdir ettim. Yani takdir ettim derken çok çok aşırı beğendiğimi söyleyemem ama şu açıdan iyi. Bu sefer aynı flow'u duymadım. Aynı verse'ü dinliyormuş gibi olmadım. Bu açıdan güzel. Nakarat'taki kızın, ben tanımıyorum, TikTokçuymuş diyorsunuz. Gerçekten ilk kez şu anda duydum kim olduğunu. İlk kez şu an dinledim daha doğrusu. Kim olduğunu bilmiyorum. Cümleyi düzgün kurayım. Beğenmedim, daha yolu var. Yani müzikle gerçekten uğraşacak mı yoksa o da işte TikTok YouTuber ekolünden hadi ben de parça yapayım mı diyor. Bir fikrim yok tanımadığım için ama daha yolu var. Nakarat biraz acıtıyor, kulak tırmalıyor yani. Daha yolu var. Ama Rota verse bazında en azından Rota'da farklı bir şey duyduğum için memnun oldum bu sefer yani. Benim tekrar dinleyeceğim bir parça da değil ama kabul etmem lazım. Bekleriz Mekvan. Hoş geldin tekrar. Buradaki follow'unu beğendim Rota'nın, kabul edeyim yani. Sol alt, evet. Sen esas şeyi kaçırdın Sezar. G-Flow'un verse'ünü Zeus Kabadayı şarkısında bu görselle en az 3 kez falan seyrettik. Orada çok eğlenmiştik. Geç gelenler kaçırdınız. Diğer logomuzu da göstereyim. Kanalı azıcık tanıtayım size böyle. Tekrar Mali şarkısıyla kapatmamız yok mu dendi. Mali'nin benim bu hafta olmadığı için yine her zamanki gibi Mali'nin üzerine oynamaya devam ediyorum. Onun eski kayıtlarından derleyerek yaptığım şarkısı gelsin o zaman. Eski kayıtları dediğim bizim eski yayın kayıtlarımızdan. 30 saniyelik Mali Bvlgari parçasıyla tek bir kapanışımızı yapalım o zaman. Konuşamadım. Flowlarım altından mı? Şadiş şadiş. Nargileler uçuşuyor havalarda. Şadiş şadiş. Sert mi gireceksin? Oh! Şadiş şadiş. Evet. Neyi açtın? Ya yapmayalım. Şadiş şadiş. Oh. Bvlgari. Bu nasıl bir strateji ya? Bvlgari. Maalesef. Gerek yok. Oh. Bvlgari. Bu nasıl bir strateji ya? Oh. Bvlgari. Kenarda bekliyor ama. Oh. Bvlgari. Bu nasıl bir strateji ya? Oh. Bvlgari. Ben de bir şey kullanmıyorum ama. Bvlgari. Taş gibi müzik yapıyorsun. Oh. Bvlgari. Teveccühünüz. Hayır. Ya ben bunu yayına girmeden önce, hatta yayın normalde 9'da değil 9.30'da başlatma sebebim bu oldu abi. Hani tamamen bu, yani şu kelimelerle böyle bir şey yaptırayım diye bekledim yani. Böyle çok çok işsizim bugün. Yayına geldiğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Mali hala bizimlesin kanka. Bir raid baksam mı ya? Hadi rastgele demin baktığım birine göndereyim. Yarın öbür gün yayın olup olmayacağı henüz belirsiz. Benim bir Onur'la konuşmam lazım The Crates için, normal müzik yayınımız için. Ama haftaya hip hop, Perşembe hip hop 101'e devam edeceğiz. Salı veya çarşamba ayarlayabilirsem yine geçen salı Argo İzmir'in ekibiyle yaptığımız gibi bu sefer farklı isimlerle tekrar endüstriye dair sohbet edeceğimiz bir yayın gelebilir. Onu normalde 2 haftada bir yapmayı planlıyorum ama bir konuk ayarlayabilirsem onu da yapabiliriz. Aa, mesafe açıyor mu? Açtıysa mesafeye gidelim abi. Onu bana bir söyleyin, öyle kapatayım. Orada bir sayen gördüm abi. Evet, benim albümdeki kayıt olabilir o muhtemelen. Açmış mı? Tamam, o zaman mesafe. Açmadıysa da biz mesafeye gidelim ya. Aa, ben görmedim bu arada, benden bahsediyorsanız. O zaman hadi mesafeye gidelim. Tekrar açmadıysa da zaten orada buluşuruz yine. Ben de biraz uğrarım. Yayına geldiğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Twitter ve Instagram'da yayınları duyuruyorum. Discord'da hala adam edemedim. Şu an Verus Lewo duyuyorsa bana bayağı sövüyor hala. O kadar halledelim abi dedi. Ben hala bir şey yapamadım. Discord'a falan da gelin. Hakkımda kısmından veya komutlarla linkleri bulabilirsiniz. Yayın duyurularını falan bu dediğim platformlardan 3'ünden de yapacağım. Tekrar teşekkür ederim. İyi geceler. Görüşmek üzere. Raid'imizi başlatayım.